Nadide itilmiş ayısı Zofra'da eksik bir şey gördü mü? Gene mevzi sana yumruklarını yağdırmaya başlar. Ensi bir kontrol edelim. Hı? Ya burada. İnşallah tencerelerde kaynayan kızgın yağlar dipenden aşağı dokudur itilmiş. Zeytin de burada. Bu zeytinin çekirdekleri midene oturdu. Ömür boyu şeyinden çıkartamazsın. Reçel de var. Kör reçel kuyusuna düşersin de ömür boyu develerin üstüne çıkmış. Arkuruklarımız da burada. Allah'ım! Şimdi de zeytin ve reçelinden mi konuşmaya başladın çekirdek beyni karı? Yine kafan 8-10 yılında 7 şiddetine yumruklarımı özledi galiba. Yok itirmişim. Diyorum ki kendi kendime. Ben güzel bir kahvaltı sofrası hazırlarsam itirmiş çok memnun olur diyorum. Kendi kendine peşin hükümler verme lan. Sana atacağım dayak bana sabah kahvaltısından daha çok keyif veriyor. Aha işte bu sesi sevdim. Bundan sonra kafana bu şiddetle vuracağım. Ellerim kırmızı gülden başka bir şey görmesin mi içinmiş? Bana bak kakılmış. Son günlerde seni işten kaytarma çabası içinde görüyorum. Lan Bolu Bey, sen burada çeşitli organlarına kebap yaparken ben burada sabahın köründe kalkıp işe gidiyorum ya yetmiyor mu? Aha işte kendi ağzından yakalandın kakılmış. Sadece gündüzleri işe gidiyorsun dedin. Geceler niye boş boş oturuyorsun lan? Gece de temizliğe gitsene. Lan halkası da yok. Ben geceleri de temizliğe gidersem ne zaman uyuyacağım lan? Dert ettiğin şeye bak. Kendine şehirler arası otobüslerin şoförlerini örnek alsana. Adam okuydu kaybettikçe eğitim kafayı yedim. Dayak geliyor canım. Haklısın itirmiş. Ben şimdi işime gideyim. Ne demişler? Yolcu yolda gerek değil mi? Okey de şansın açık olsun. Çift okeylere gelesin inşallah. Gel lan buraya kalkılmış bastırması. Ne oldu gene? Ne yaptın ben? Hani lan benim sabah öpücüğü? Sen beni ne yapmıyorsun lan sabahları o televizyondaki karıla gibi he? Anam. Hani sabah sabah ağzı mıdır dedim be? Sen benden hiç istemezdin böyle sabah sabah. Ne yapıyor be? Utandım birdenbire sabah sabah. Var bir kere yapayım. Hadi gel bakalım. Allah cezanı versin seni. Allah belanı versin. Temel etsin inşallah. Senin cehennemde kim sefaller etsin inşallah. Allah belanı versin. Allah cezanı versin. Artık canım atak etti şerif at. Her tutturdu bir de geceleri çalışacaksın diye ayının bayrak. Bana bak kız Gülhane Parkı Müdürlüğü'ne telefon etsek sizin baktan kaçan ayıyı yakaladık desek acep gelir alırlar mı? Nerede o günler? Onu hep bir kafes zapt edemez be. Ne diyeyim kız Allah kurtarsın Allah kurtarsın. Amin de amin de. Hadi, hadi hoşçakal. Buyurun. Beni şirketten gönderdiler hanımım. Ha. Ben kalkılmışım. Ama siz kısaca kalk deyin. Öyle mi? Geç bakalım kalkılmış hanım. Şurada sandık odası var. Orada üstünü değiştir ver. Olur. Kim geldi Vanu? Ekrem mi acaba? Hayır anneciğim. Temizlik şirketinden çağırdım. Görevli gelmiş. Ben geldim hanım. Geldim. Kalkılmış. Malzemelerim burada. Önce buradan başlarsın sonra öteki odalara geçer. Tamam tamam. Tamam tamam. Kahvem nerede kızım? Aa canım şimdi yapıyorum. Aa olur mu? Ben yaparım. Annem soruyor galiba. Evet. Nasıl sana mı? Bu da ekrem değil. Hadi sana kolay gelsin. Kahveyi ben yapsam. Yok canım ben yaparım. Onun kahvesini ben bilirim. Ekrem'in en sevdiği köşesi burasıydı. Hep burada oturdu. Niçin gitti? Bize bağlı kadın. Belki onu gurbete gelmiş. Bak. Kusura bakmayın hanımım, üstüme vazife değil ama Ekrem ki askerdeki kardeşiniz mi?
Annesi Ekrem de ettiriyor da. Bir kusur işlediysen kusura kalmayın, özür dilerim. Yok kakım, sen kusur filan işlemedin. Ekrem benim eşim olur. Eşiniz mi? Nerede peki? Ayrıldınız mı yoksa? Yok canım, ayrılmadık. Sadece evi terk ettim. Vay! Ev mi terk etti? Böyle güzel bir yuva terk edilir mi ki? Aslında kocamla aramızda fazla bir sorun yoktu. Her şey annem bize yerleştikten sonra başladı. Kusura kalmayın hanımım ama yani annenizin ağzı var gibi yok. Ağ gitmiş, var kalmış bir kadın. Hep böyle bir ev terk edilir mi? İlk zamanlar kocam da çok seviniyordu annem bize yerleşti diye. Ama aradan biraz zaman geçince başladı, özel hayatımız kalmadı. Seninle hiç baş başa kalamıyoruz falan diye şikayet etmeye. Baş başa kalamıyoruz diye mi? Giderek hırgür arttı, eve geç gelmeler, arkadaşında kalmalar. Vay babayın gemiğine. Ya bu kadının kimseye zararı yok. Sessiz, sedasız bir kadın. Hiç böyle şey yapalım be. Kaç kere söyledim. Ya şu annemi biraz daha idare edelim dedim. Ama beni dinlemedi ki. Ya annen ya ben dedi gitti. Bütün erkekler böyle eder mi hanımım? Yani karısının annesi evdeyken evi terk edip giderler mi? Valla dayanma süreleri değişiyor ama. Sonuçta bütün erkekler evde bir kayınvalide varlığına tahammül edemiyorlar. Lan erkekler böyle anne için evden giderlerse kim bilir benim annem gelecek olsa itilmiş nerelere gider? Alo! Anacığım! Benim ben kalkınmış! He he kalkınmış! Ya kalkınmış diyorum be! Duymuyor mu? He! Bak ne diyeceğim anacığım! Acilen açtım sana! Bu akşam ilk otobüsü atlayıp gelirsin he! He bekliyoruz! He çok özledik seni! Ya ne diye sorma bana! Seni çok özledik diyorum be! He he itilmiş de özledi he! Bekliyoruz! Bak kartım bitecek, kapatmak zorundayım he! Hadi öperim ellerinden. He 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 he. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz be. Bu gece beni iyi dövmeye bak itilmiş kazıklı boy odası. Yarın annem gelince kılıma bile dokunamayacak süre. Birkaç gece sonra da bu evde ya annen ya ben deyip giderken kuyruğuna teneke bağlayacağım he. Lan niye mütemadiyen gülüyorsun lan kalkılmış esmesi. Lan bana bak. Seni neye dövdüğümü unuttum, gülmeyi kafaya taktım lan bu asıl. Ay vur, ayın neslinin utanç abidesi vur. Bu son dövmen olacak ha! Niye son dövmem oluyormuş kumes hayvanı he? Vur bana bak kalkılmış. Yoksa beni öldürttüğüme için bir kiralık katil mi durdun he? Yok, hep bir şey kiralattırmadım. Sabahleyin korursun ha! Ne dikilip duruyorsun kız pencerenin önünde? Ne dikileceğim? O halisine bakıyorum işte be. Ne bakıp duruyorsun kız? Canın dayak mı isteye yoksa kalkılmış ha? Hey! Anacığım geldi! Anacığım! Hoş geldin! Anam geldi! Anacığım! Gel anacığım gel! Hoş geldin anacığım benim gidecim! Kızım evladım! Kuşuma gel! Hoş geldin anacığım gel! Gel çıkar patronum! Acıklısın! Gel 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 anacığım! Hoş geldin anacığım. Sen nasıl özlemişim mi bilsin? Ah benim kınalı kuzum. Kınalı kuzum benim. Ah gel bir sarılayım. Kınalı kuzum. Hoş geldin. Ana. Ulan daha perli okuz. Anama hoş geldin desene. Hoş geldin ana. Anacığım benim çok vaktim yok. Gideceğim işe. Tamam bir ihtiyacın olursa bir şeye itirmişe söylersin. Tamam mı? Hadi konuşuyoruz. Bu ders çekitmeye mi? Onun biraz kafadan rahatsızlığı var. Bu aralar çalışamıyor. Hadi konuşuruz anacığım, konuşuruz. Hadi Allah'a ısmarladık. Çok yoruldum be.
seni doğmayacak diye de pek keyifliyim. Niye kız? Sen herif kötürüm mü oldu? Kötürüm mü oldu? Öyle de denebilir. Koydun annemi çağırdım. Bitirmiş ondan pek korkar he. Pek çekin. Onun yanında beni doymaz. Doymayınca da böyle evlilik olmaz olsun diye çekip gidecek sonunda ayı. Dayaksız ve şiddetsiz günlere merhaba. İyi düşünmüşsün kız, iyi düşünmüşsün he. Ve fazla oyalamayalım hadi. Dayaklı ve şiddetli günler saati başlayacak zaten. Hadi görün. Çabuk. Öldürdün mü sen onu? Yok, kaynana bak. Kahvelerde, o bir oyalar. Allah'ım yarabbim. Sen dedi seni. Öldürdün! Ya yok bir şey yok! Öldürdün deve! Dinsiz ayının hakkından imansız gelir diye boşuna dememişler kuzil Allah'u! Ses çıkartma, ne yapıyorsun burada? Mahvettin! Dane dane, benleri var yüzünde! Canan ucu bakışları gözünde. Canan ucu bakışları gözünde. Gel bakayım buraya. Gel. Ne biçim çay lan bu? İmamın abdest suyu gibi. Nesi varmış çayın? Demlenmemiş bile. Kafandan aşağı dökersem görürsün nesi olduğunu. Tamam kızma tamam. Bir daha demlerim. Yarı da satıraşını koyayım be. Allah razı olsun senden anacığım. Sayende süt dökmüş kediye dondu. Sütleri nereye döktün lan itilmiş. Bir de itti anacığım. İt ol it. Bir daha sana elini sürsün kollarını arkasından bağlarım o itin. Sağ olasın anacığım. Dane benleri var yüzümde. Canan ucu mahuşlar gözümde. Şeker fare balakıyor dudakta. Çaylarınız hazır. Lan damat! Oh. Ağzımı açtı içeri kapıyı açsana lan. Tamam kızma ya açıyorum. Anacığım. Bununla da gözüne vursana. Yok ben arka oklarımı kıyamam. Bununla vur. Bununla da vururum. Gelsin de bununla da vururum. Ana bizim Harry. Babam ne iş var senin burada? Ben çağırdım kalkılmış. Anan özlemişti diye düşündüm. Hoş geldiniz yok mu lan kusuruları? Hoş geldin baba Zohra'ya otursaydım. Siz buna topra mı değiyorsunuz lan? Bu ne biçim topra lan? Kırayım mı lan kemiklerinizi he? Kırayım mı lan? Ne biçim topra lan bu? Ne biçim topra lan bu? Kız kakılmış. Kusura kalma Şervan. Anam yarın koya gidecek de. Bu gecelik sen de kalabilir miyiz? Buyur kız. Ben kakılmış. Ulan vurma lan. Ulan vurmasana ulan. Ulan Uryan'da mı gördün sabah sabah? Ben nasıl da biliyorum kabahatini Uryan'da gördüm tabi lan. Ulan yüzünü bile yakamadan üstüme saldırıyorsun o kız. Kabahat bende tabi. Yani kutu taşısı bile yaptırmayan adamın evlenirse bel olur. Lan kuduru yasan senin yüzünden kuduru yasan. Halkın birisi için dayak atacağımı şaşırdım lan. Benim de bir kapasitem var tabii değil mi? Ulan sen iyice keçileri kaçırdın ya. Ben bunu bir günlüğüme yazayım bari. Sevgili günlük. Bugün ütülmüş Uryasında beni gördü bir güzel dövdü. Böylece hayvanların da Urya'ya görebildiği anlaşılmış oldu. Lan Urya deyip de geçme lan. Belki de Urya kanalıyla bana bir masaj iletmeye çalışıyordun. Nereden bileyim? He? Ya bilsen ne halkla gidiyor bu. Bir kere boğruma da uçarak bir tekme attın. Bu bir. Bir banka kabinine girdin içeri kilitledin beni içeri almadın. Bu iki. Sonra o kabinden dışarı son derece yakışıklı bir adamına çıktın. Üç. Üstümdeki kürk neyin nesiydi? Bu da dört. Allah'ım yarabbim. Bana da böyle güzel rüyaları göster Cenab-ı Rabbul Alemin. Daha bitmedi lan. Son derece yakışıklı adamına, son derece lüks bir arabayla giderken üstüme çamur sıçrattınız. Bu da beş.
Altıncısı da vardır inşallah. Arabayla üstünden geçtik mi? Sen geçmediniz hem ben şerefimi iki paralık ettin lan. İki bırak, paralık oldu lan. Bırak, gel buraya. Daha o dört madde için devam edeyim. Gel bakayım buraya. Ulan bıraksana. Bıraksana. İşim gücüm var benim be. İşim gücüm var. Geç kalıyorum be. Bir dakika lan. O pankamatik filan neydi la? Pankada paran var da benden gizliyorsun değil mi? Ulan bankada hesabım mı var ki param olsun be? İşim gücüm var diyorum. Geç kalıyorum ben işime. Geç kalmazsın. Gel buraya. Ben şimdi sana bir özel bir depokat açayım. Uçarak gidelim. İşte Hürriyan'ın birinci kısmı çıktı. İnşallah diğer dört madde de çıkar. O yüzden ben hemen gideyim. Umarım. Lan ütülmüş. Bu rüyadaki herif gerçekten yakışıklı mıydı? Göz kapaklarınız ağırlaşıyor. Rahat. Hiçbir şey düşünmeyin. Beyninizi boşaltın. Evet. Zihniniz bembeyaz. Evet, gevşeyin. Kaslarınızı bırakın. Evet, kendinizi uykunun kucağına bırakın. Güzel, evet. Artık uykuya dalıyorsunuz ve uyandığınızda bambaşka bir insan olacaksınız. Güzel, şimdi derin bir uykudasınız. Sadece bana dikkatinizi yoğunlaştıracaksınız. Adınız? Erdoğan. Erdoğan Bey, bu andan itibaren artık geceleri altınızı hiç ıslatmayacaksınız. Bana inanın ve güvenin. Artık bundan böyle bir sorununuz olmayacak. Beni bu dertten kurtarırsanız size minnettar kalacağım Panzar Bey. Bence kurtuldunuz bile. Seans çok başarılı geçti. Ama yine de görüşeceğiz. Peki. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Geçmiş olsun. Panzar Bey, ben demin istemeden duydum. İçeride eli ne yapıyordunuz Allah aşkına? Hipnoz kakılmış. Hipnoz. Hipnoz mu? Hipnoz. Ne yani? Hipnoz da nedir? Yani hastayı uyutarak bilinç altına mesaj gönderdim. Yani bu sayede o adam artık altına çişini biçini etmeyecek. Bir daha bizi dinleme kakılmış. Böyle şeyler doktorla hastası arasındadır. Ya vallahi ekmek bu saat çarşım ben bir daha dinlemem. Bir şey soracağım. Acaba diyen bu hipnoz mu nedir? O kuzlara da uygulanabiliyor mu? Hayır, hayvanlara uygulanamaz. Ama ben yine de bir denemek istiyorum. Bu hipnoz çok enteresan bir şey aslında. Hadi diyelim ki bana bir 5 dakikanızı ayırsanız da bir konuşsak diyelim. Pekala, gel bakalım. Bir dahaki randevuya kadar görüşebiliriz. Tamam, hemen gideyim. Vallahi bu adamı bayılıyım be. Gel. Daha iyi yerle kız kalkılmış. Bak beni iyi serin ne demezsen dayak yersin. Zaten Hürriyan'dan kalan iki madde için seni dövmedim yarın zaman yok için. Ellerin kurulsun, boyun devrilsin he mi? Bir Hürriyan için 5 dayak atıldı, nerede kurulmuş be? Ya sen çok bereketlisin kakılmış. Ben ne diyeyim, 1'e 5 veriyorum. Bak ben bu sene galiba bir leyleyi başka bir leyleyi dövürken gördüm. Sen ta çok dayak yiyecek. Salla öcükler, salla. Oh. Göz kapakların ağırlaşıyor. Ne diyorsun lan kakılmış? Yavaş yavaş uykun geliyor. Öyle bir uyku geliyor içine. Mışıl bir uyku geliyor. Gözlerinin en takibi.
Tek şunu lan, içim bir tuhaf oluyor lan kakamış. Rahatla. Kaslarını gevşet. Çamura yatmış. Gevuş getiren bir manda gibi rahatla. Vallahi beni uyutmaya çalışma kakamış. Bak. Senin uykunda da doğabilir. Bile. Uykunun kucağına bırak kendini. Rahatla. Kaslarını. Kas mı dedim ben yine? Yağlarını gevşet. Tıka basa doymuş deniz ayısı gibi. Işıl ışıl uyu. Uyu. Ve sesimi duy. Bana itaat et. Cevap ver. Oldum ha. Vallahi yaptım be. O kızı hipnoz yaptım. Başardım. Şimdi bana adını söyle. Adın ne? Edirin Bey. Şimdi beni dinle. Parmağımı şıkla Tunca. Uyanacaksın ve bambaşka bir insan olacaksın. Anladın mı? Anladım. Kalkılmışı bir daha hiç demeyeceksin. Ne yapacakmışsın? Tekrar et. Kalkılmışı bir daha hiç görmeyeceksin. Bir iş bulup çalışacaksın. Kibar, sessiz, sakin, nazik bir adam olacaksın. Ayılığı bırakacaksın. Kibar, sessiz, nazik bir adam olacaksın. Ayılığı bırakacaksın. Ayıların önde gideni değil, feministlerin önde gideni olacaksın. Ayıların önde gideni değil, feministlerin önde gideni olacaksın. Kadın ruhundan Ahmet Altan kadar iyi anlayıp kakılmışa kraliçeler gibi davranacaksın. Kadın ruhundan Ahmet Altan kadar iyi anlayıp kakılmışa kraliçeler gibi davranacaksın. İçki içmeyeceksin, kumar oynamayacaksın. İçki içmeyeceksin, kumar oynamayacaksın. İçkinin yerine zıkkının pekini içeceksin. Üskünün yerine zıkkının pekini içeceğim. Orada burada kavga çıkartmayacaksın. Birisi seni böyle ayran kutusu gibi çalkalasa da ses etmeyeceksin. Orada burada kavga çıkartmayacaksın. Birisi beni böyle ayran kutusu gibi çalkalasa da ses etmeyeceksin. Bebe bisküvisiyle sütten başka bir şey yemeyeceğim. Dur bakalım başka. Bebe bisküvisiyle sütten başka bir şey yemeyeceğim. Bir tane de kendim için bir şey isteyeyim be. Sana her ütülmüş dendiğinde göbek atıp gerdan kıvıracaksın. Bana her izlemişten düğünde göbek atıp gerdan kıvıracaksın. Oldu bu iş. Hadi bakalım bismillah. 1, 2, 3 Güzeller güzeli hayatım. Meleğim benim. Anne. İtilmiş. Anne Allah razı olsun. Tanser Bey Allah hikmet. Tamam yeter lan. Kaldır şu sofrayı da ben de biraz çekirdek çütleyip televizyon serdireceğim. Emredersin sultanım, ben hemen sofrayı top... Yok ben sofrayı toplayamam. Masada içki var, ben içkiye elimi süremem kakılmış. Hadi lan tantını etmedik, sofrayı topla hadi uzatma. Sen bilirsin deyince tartışma çıkmazmış. Sen bilirsin hayatım. Ben hemen toplarım şimdi bunları. Allah razı olsun bu Tazer Bey'den. Ulan bu tıp biliminde ne kadar güzel şeyler varmış da benim haberim yokmuş be. Aklıma başka şeyler gelirse gene ben buna hipnoz yapar doldururum bilinçaltını. Doldurabildiğin kadar. İtilmiş.
Ne var hayatım? Gidin gidin kalpten değil. Yok bir şey. İtilmiş. Yok bir şey. İtilmiş. Tamam oynaya git bakayım şimdi. İtilmiş. Anne. Yok vallahi böyle olmaz yarın. Ben buna bir hipnoz yapayım. Bu göbek atma işini bilinçaltından süleyim be. Ne bu böyle şebek gibi ortalarda her itilmişlerinde çangır çangır. Yok hadi çok da hoşalı ya ama. Lan itilmiş. Açsana kapıyı. Görün sıcağı. Geldim be geldim. Ya tamam. Geç. Kız kokulmuş. Bütün mahalle sizi konuşuyor kız. Yavaş. Zaten başım ağrıyor. Bitirmiş bütün gece iltifat ede ede. Vallahi başım ağrılar gibi. Hiç uyuyamadım. Geç. Kız tam da ben onu söyleyecektim. Kız büyü mü yaptın sen bu adama? Ha? Eşek dili falan mı yedirdin ne? Ay, çocuklar tepesinde hiç sesini çıkarmıyor. Mahallenin kedileri bile kaçmıyor ondan. Aynen. Demince kahvenin önünden geçiyordum. Böyle göbek atıyordu vallahi. Ya. Anne onu bilinçaltından çıkarmam lazım canım. O kadar da el alemin kefazesi olmasın. Kahve mi dedin sen? Neye gitmiş ki de kahveye? Ben onun kumarı yasaklamıştım. Ay, kumar için değil canım. Seninki işe girmiş, işe başlamış. Borçları filan topluyor. Öyle ayakçılık yapıyor işte. Aferin bana be. Ama daha onunla işim bitmedi. Bak ne diyeceğim. Şimdi sen bana da hipnoz uygulayacaksın tamam mı? O nasıl oluyor? Ben bilmem ki. Ben anlatacağım. Ama tarifi varsa yaparım. Tabii. Bu yemek tarifi gibi bir şey değil be. Delirdin mi sen? Ya. Şimdi bunu alacağım. Bu saati şöyle tam burama tutacağım. Böyle çevireceğim. Böyle beni uyutana kadar bunu böyle sallayacaksın. Ondan sonra bilinçaltıma gireceksin. Ben daha sonra da ütülmüşün eski hali gibi olacağım. Yani ayı hali gibi olacağım. Tamam mı? Ay orası neresi ya? Giremem ben öyle. Bilinçaltı be! Ay bilinçaltına falan giremem ben. Korkarım. Daha geçenlerde bir tan gazından iki işçim oğlu vermişti. Kız sen delirdin mi be? Kuyu gibi bir şey değil bu. Bilinçaltı. Sen de hiç bir şey bilmiyorsun be kardeşim be. Ana. Onu komşuyu tanımayı biliyorum. Azıcık bilimsel ol. Bilinçaltı diyorum sana. Seni Allah bilir. Freud'u da tanıma. Tanımayan değil mi Freud'u? Signal Freud'u tanımayan mı? Kalkınmış. Ne var la? Sana çiçek getirdim hayatım bak. Buyur. Ulan niye çiçek getiriyorsun bana? Dingir. Rakı getireydin ya. Onu da yarın götürün hayatım. Bak kendime terlik aldım. Bak nasıl beğendin mi kalkınmış bak. Ulan üçünüzü birden gebertirim he. Neden buldun parayı lan? Kayfede çalışmaya başladım ya hayatım. 3 milyon yevmiye veriyor Kenan abiyi. Öcük de avans verdi. Ama çok yoruluyorsun kalkılmış. Çayları götür, göbek at. Boşları topla, göbek at. Sonra yine göbek at, yine göbek at. Vallahi çok yoruluyorsun kız kalkılmış. Ulan sen elin heriflerinin yanında nasıl göbek atarsın he? Aile şerefimizi iki paralık ettin ulan he? Yapma kalkılmış çok acıyor kız. Acıyor ulan mantıklı olsana lan. Acıtmayan dayak icat ederlerse söyle atayım onu sana he? Hadi git. Zofra yazınla. Karnım aç. Hemen emredersin hayat. İtilmiş. Şu yemeği ver bakayım. Buyur hayatım. Gerçi sana babam sabahleyin evlilik yıldönümümüz için bir hediye alacaktım ama evlenme yıldönümümüzü unuttum. Sabahleyin evlenme cüzdanını aradım bulamadım. Galiba ben onu yedim kalkılmış. Yemişsindir. Zaten eski itilmiş de ne bulursa onu yerdi. Şimdi yeni itilmiş de ne bulursa onu yiyecek. Yemek buldu mu yiyecek, dayak buldu mu gene yiyecek. Getir lan, taş beni. Ya yapma dedim. Dur lan. İtilmiş.
Allah belanı versin. Çık lan gene, çık lan gene. Yürü lan şimdi, yürü yürü. Ulan beşinci ayakta üç numara pardonu tek geçiyorum ben. Bıktım bu işlerden. Şu hikinoz mudur nedir? Yani bir anlatsana, bir öğrensek diyorum. Bütün komşu kadınlar çok merak ediyor vallahi. Hepsi kocalarını uygulamak istiyor. Şahsen ben de öyle. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun burada be? Bak böyle bu işler çok tehlikelidir. Hele herkesin eline geçmemesi lazım. Bak ben yaptırdım da ne oldu? Tamam itilmişten kurtuldum ama bu sefer de kendim itilmiş gibi oldum. Ha, ne güzel kız, fena mı? Tadını çıkar. Tamam canım, dün akşam tadını çıkardım. Rakıları içtim, üstüne çömdüm, ne güzel bir oynattım. Sonra da bastım zopayı, halıları bile sildirdim ama yeter be kardeşim, bir bıktım ya. Ben öğlen öğlen şu rakıyı içiyorum, şu masanın haline bak be. Yok altılı kupon doldu, işe bile gitmeyeyim, bir tarafım yağ bağladı. Hadi hadi, sen şunu al da beni eski halime çığır şimdi, hadi. İyi, sen bilirsin öyleyse. İtilmiş aynı kalsın ama çok güzel göbek atıyor. Ince ince